Şimdi yaklaşık olarak yani 27. yıla girecek olan bir tutsaklık söz konusu İmralı Adası'nda Sayın Öcalan'a. Bunun yaklaşık olarak 4 yılı bir bütün olarak tecrit ve iletişimsizlik hali devam ediyor. Şimdi bu mevcut hali aslında yarattığı etkileri hem ekonomik hem de siyasal anlamda yarattığı etkileri ortada. Buna ilişkin daha önce gerek kamuoyu tarafından gerek toplumsal kesimler tarafından bir takım kampanyalar falan düzenlenmişti. Yani Avrupa boyutuna, Türkiye boyutuna yazarların, çizerlerin içinde yer aldığı, bu mevcut tecrite ve savaş yaratmış olduğu ekonomik ve siyasal buhranı çözümüne ilişkin temel gücün aslında Sayın Öcalan'ın olduğuna dair bir kampanya sürmüştü. Şimdi bu kampanyanın bu aşaması aslında hani bu işte komploya karşı direniyoruz, özgürlük için Ahmet'te buluşma kampanyasının bu anlamıyla önemli. Yani şu boyutuyla önemli. Şimdi Türkiye halklarının yani içinde bulundukları hem ekonomik yani yaratılan ekonomik ve siyasal çıkmazı ve açmazı açma konusunda Sayın Öcalan'ın rolünün ve öneminin bir kez daha açığa çıktığı tespit edilmiş durumda. Bu anlamıyla bu kampanyanın önemi ortada. Bunu sürdürmek, bunu başarıya ulaştırmak konusunda hem Türkiye kamuoyu hem Türkiye halkları olarak bu kampanyaya destek sunmak ve sonuca ulaştırmak konusunda önemli olduğunu düşünüyorum. Evet, yani İstanbul'da Hilal Otel'den sonra yapılan açıklamadan sonra yani demokratik kurumların da içinde yer aldığı, bizim de içinde yer aldığımız bir kampanya sürecine başlatmış bulunmaktayız. Ya bu süreci aslında bir boyutuyla az önce bahsettiğim şekilde yani mevcut iktidarın savaş politikalarındaki ısrarı ve bunun yaratmış olduğu ekonomik ve siyasal krizi Türkiye halklarını artık kaldıramayacak durumda olduğu ortada. Şimdi bu mevcut durumda bizim de buna karşı duyarsız kalmamız söz konusu olamaz. Bu anlamıyla temel rolün aslında kilit noktasının İmralı olduğu gerçeği de açığa çıkmış durumda. Yani bu mevcut durumu, bu açmazı veya bu çıkmazı çözecek temel gücün Sayın Öcalan olduğu bir kez daha açığa çıkmış durumda. Yani bunu daha önce bir pratiğini yaşadık yani bir sürecini yaşadık. En azından barış süreci olarak tanımlanan bir süreci yaşadığımızda aslında o sürecin öneminin bugün bir kez daha açığa çıktığı ortada. Yani Türkiye halklarına yaratmış olduğu refah ortamı, Türkiye halklarının barışçıl süreci yürütme konusundaki çabası, emeği bir kez daha açığa çıkmış durumda. Bu anlamıyla bizler de hem duyarlı kamuoyunu oluşturmak, işte toplumsal kesimlerinden bir araya gelip bu sürece katkı sunmak ve bu sürecin başarıya ulaşması konusunda çalışmalarımız sürüyor. Şimdi ya özellikle başta Kürt halkı olmak üzere Türkiye'nin demokratik kamuoyundan ve Türkiye halklarına da çağrımız bu anlamıyla bahsettiğimiz tüm bu etkenleri oluşturan yani hem ekonomik krizi, hem siyasal krizi, hem de bugün içinde bulunduğumuz bu açmazı çözecek temel gücün, aslında bu ülkede Kürt sorununun demokratik bir şekilde çözümü. Bu çözüm gücünün de tek yolunu ve tek adresinin İmralı olduğu ve Sayın Öcalan olduğu gerçeğini göz ardı etmeden, bu gerçeği görerek aslında o yaratılan algıları, o düşmanlaştırma anlayışlarını da çok şey olmadan, bunlara tabi kalmadan, bu konuda Türkiye halklarına çağrımız şu, bu sürecin başarıya ulaşabilmesi için herkes elinde geleni yapabilmelidir.